Efendim, Türk-Alman Ekonomi Hukuku yüksek lisans programı 2009 yılı itibariyle öğrenci almaya başladı. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak bu programı başlatmadaki amacımız aslında orada çalışan, orada program direktörü olan Profesör Manzer ile ikimizin ortak bir iki tespitine dayanıyor. Birincisi, tabii ki Almanya'da baktığımızda çok sayıda Türk kökenli olan, Türkçe'ye son derece hakim olan, Almanya'da yaşayan, hukuk okuyan kişiler var. Onlar açısından Türk hukuku ilginç olabilir. Buraya gelmek, burada bir dönem geçirmek isteyebilirlerdi. Diğer yandan Türk hukukunun temellerine çok ciddi şekilde Cermen hukuku, Alman hukuku yatmaktadır. Dolayısıyla da çok sayıda Türk hukukçu için de Almanya'ya gidip Almanya'da hukuk eğitimi almak önem taşıyabilir diye düşündük. Bu ikisini bir araya nasıl getirebiliriz, en iyi bağdaştırabiliriz sorusunu sorduğumuzda bir yüksek lisans programı kurmak, ortak bir yüksek lisans, yani ortak bir diplomanın verildiği bir yüksek lisans programı kurmak üzere yola çıktık. İki tarafta da başvurularımızı yaptık. 2009 yılı içinde gerek Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumu YÖK tarafından gerekse Almanya'da akreditasyonlarımızı, izinlerimizi aldık ve ilk öğrencilerimizi kabul etmeye başladık. Yani 3. senesindeyiz bu yıl programın. Bu programın mantığı tabii ki iki tarafı da görmek. Yani birinci dönemde, kış sömestrinde öğrencilerimiz, Türkiye'den olanlar Köln'e gidiyor. Köln'deki öğrencilerle birlikte bir dönem orada okuyorlar. İkinci dönemde genelde Şubat başı itibarıyla bütün öğrenciler bu sefer buraya İstanbul'a geliyorlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de ikinci dönemlerini okuyorlar. Toplamda 60 kredilik bir programdan bahsediyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin eşit olarak iki tarafta ders yüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Almanya'da Almanca ders görüyorlar. Türkiye'ye geldikleri zaman burada fakültemizde Türkçe olarak ders görmekteler. Program kredi yükünü tamamlayabilmek için bunun ötesinde, yani derslerin dışında ayrıca bir staj çalışması yapmaları gerekiyor. Bunu genelde yaz aylarında yapıyor öğrencilerimiz. İsterlerse Köln'de olabilir veya Almanya'da bir büroda veya uluslararası bir kuruluşta olabilir hukukçu olarak. Veya burada Türkiye'de aynı şekilde gerek bir büroda gerekse uluslararası kuruluşta staj yapma imkanları söz konusu. Ama uzun, 8 haftalık bir staj yapılacak. Dolayısıyla da gerçekten bu hukuk sistemine, yani Almanlar için Türkiye'de, Türkiye'dekiler için Almanya'da hukuk sistemine vakıf olma ve uygulama imkanı yaratılıyor. Arkasından da konusunun muhakkak karşılaştırmalı seçilmesini istediğimiz bir proje, bir tez yazılması gerekiyor. Yani Türk ve Alman hukuklarında mesela satım hukuku hükümlerinin karşılaştırılması tarzında bir karşılaştırma çalışma yazıyor öğrencilerimiz. Bu çalışmalarında şu ana kadarki tecrübelerimiz 60 ila 100 sayfa arasında son derece detaylı, kapsamlı çalışmalar olması çok da başarılı ödevler gerçekten bu noktaya kadar gördük. Öğrencilerimize 4 tane alanda uzmanlaşma imkanı sunuyoruz. Arzu ettiklerini seçebiliyorlar. Bu uzmanlaşma alanlarımız broşürlerimizde de görebilirsiniz. Özellikle şirketler hukuku tabii, sermaye piyasası ve tüketici hukuku, rekabet ve fikri mülkiyet hukuku ve uluslararası ticaret hukuku. Dolayısıyla gerek Köln'de gerek İstanbul'da sunulan dersler bu paketler içinde zaten sunuluyorlar. Öğrencilerimiz de hangi alana yöneliyorlarsa daha çok o paketten derslerini seçme imkanına sahip oluyorlar. Türkiye'de sunulan dersler tabii ki programın da bir icabı olarak daha fazla Türk şirketler hukuku veya Türkiye'de sermaye piyasası hukuku gibi alanlara yöneliyor. Ama özellikle Türk hukukunun da Avrupa Birliği hukukuyla yakından ilişkisi olması, Avrupa Birliği hukukunun Türk hukukunu belirlediği düşünecek olursa, zaten buradaki hocalar da her zaman için Alman hukukuyla bağlantılandırarak, Avrupa Birliği hukukuyla ilişkileri kurarak, bunun temelinde yatan özellikle yönergeleri göstererek ders anlatma geleneğine sahipler. O açıdan bakıldığında Almanya'dan gelen öğrencilerimizden sıkça da duyduğumuz bir husus oldu bu. Kendilerini ilk geldiklerinde sanki çok zor gözükürken yeni bir sisteme dahil oluyormuş gibi hissetselerdi, kısa süre içinde aslında tam bunun tersinin vaki olduğu, yani kendilerini çok da hazırlıklı, Almanya'da gördükleri derslerin üzerine inşa eden bir bilgiye burada ulaştıklarını gördüler. O açıdan bakıldığında biz programda çok başarılı öğrenciler gördük. Yani şu ana kadar büyük zorlukların yaşandığı, dil sorunları belki zorluk olarak söylenebilir ama onun dışında büyük sorunların yaşandığını açıkçası pek görmedik. Benim kendi alanım, program direktörü olarak tabii ki bu programda ben de ders sunuyorum. Benim kendi alanım tüketici hukuku ve borçlar hukuku alanları. Bu iki alanda aslında demin bahsettiğim
Avrupa Birliği'nin etkilerinin son derece ciddi şekilde görülebileceği alanlar. Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 itibariyle değiştirildi. Bu değişiklik tümü itibariyle yepyeni bir kanun kabul edilmesi anlamına gelmiyor tabii ki. Ama değişiklikler yapılırken özellikle Avrupa genelinde de son yıllarda, son 20 yıl içinde mesela yapılmış olan Avrupa Birliği kaynaklı değişiklikler aksettirildi Türk Borçlar Kanunu'na. Dolayısıyla bununla ilgili bir dizi tartışmayı derste yürütebiliyoruz. Diğer yandan tüketici hukukuna bakılacak olursa orada daha da etkin bir şekilde tümü itibariyle aslında Avrupa Birliği'nin tüketici hukukunun Türk iç hukukuna aktarıldığını görüyoruz. 95'te çıkan kanunda, 2003 revizyonunda, şu anda yeniden bir revizyon gündemde. Hepsi her zaman için Avrupa Birliği hukukunun etkisinde olan revizyonlardır. Dolayısıyla ders içeriği itibariyle zaten daha mukayeseli, karşılaştırmalı, daha Alman hukukuyla da zaten o da bir Avrupa Birliği'nin parçası olduğuna göre köprülerin kurulduğu tarzda bir ders işleme geleneğimiz var. Bu açıdan da tahmin ediyorum özellikle yüksek lisansta aranılan yani daha derinleşmeyi, uzmanlaşmayı gerektiren dersler sunuyoruz burada.